sistem değişiyor. Çevreyi çok kirleten araçtan çok, az kirleten araçtan az vergi alınacak. Emisyon salınımı düzenlemesiyle özellikle dizel araçlara zam yolda. Emisyon ölçümünü, egzoz ölçümünü niye yapıyorsunuz o aracınız zaman? Aracınız dizel, yapmayın. Benzinli. Dizel. Daha çok vergi ödeyeceksiniz bundan sonra. Satacağız, bilmeyeceğiz ondan sonra. %7 ile 10 arasında bir ek külfet getirebilir. Oran hiç de az değil. Çevreyi kirleten araçlar %10 daha fazla motorlu taşıtlar ve özel tüketim vergisi ödeyecek. Hamdolsun. Düzenlemeye en çok dizel araç kullananlar üzülecek. Kirletme oranı dizelde daha çok. Egzozdan dışarıya atık atıyor. Dizel mi, benzinli mi? Dizel. Benzinli bir aracın deposu litre fiyatı 4 lira 79 kuruştan doluyor. Motorinin litre fiyatı ise 4 lira 8 kuruş. Dizel araç sürücülerinin lehine olan bu durum, Maliye Bakanlığı'nın kirlettiğin kadar ödeme politikasıyla dezavantaja dönüşüyor. Aracınız dizel mi, benzinli? Arada 60 kuruş kaldı. Dizel. Neden dizeli tercih ediyorsunuz? Yok, az yakıt yaptığı için. Dizel araçlar az yakıyor ama emisyon salınımları fazla. Maliye Bakanlığı yeni vergi düzenlemesi için düğmeye bastı. O zaman elektrikli araba çıkarsınlar. Niye dizel arabaya teşvik ediyorlar insanları? Dizel araç ve benzinli araçlar diye ayrım yapacaklar tahminim. Biz de dizele geçmeyi düşünüyorduk. Böylece vergileri yüksek olduğu için bu fikrimizden vazgeçmeliyiz. MTV araçların silindir hacmine, yaşına ve ağırlığına göre belirleniyor. Şimdi buna bir de emisyon salınımı kalemi eklenecek. Vergi artacak. Örneğin ortalama bir araç çevreyi çok kirletiyorsa MTV'si yıllık 830 lirayken 910 liraya yükselecek. Teröristler aç kaldı, teröristler. MTV. Yani tabii ki tercih etmem. Her dizel o kadar şey yapmaz, kir yapmaz. Ne kadar kirlettiği belirlenecek. Sadece MTV değil, ÖTV de artacak. Bu durum hem dizel araçların hem de motorinin fiyatına yansıyacak. Benzinli gibi yakacaksın arabaları. Kontağı kapatacaksın, gideceksin. Emisyon ölçümünü iptal etsinler o zaman.